Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. Milli Eğitim Bakanı 4 yıllık kalkınma planını açıkladı. Peki bu planın detayları neler ve hangi düzenlemeleri barındırıyor? Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan'la konuşacağız. Sayın Aydoğan, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Sayın Aydoğan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 yıllık kalkınma planı açıklandı. Sizden dinleyelim detayları. Aslında son 21 yıldır açıklanan tüm kalkınma planlarına baktığımızda önümüzdeki dönem hangi adımların atılacağının net işaret olduğunu gördük. Şu anki kalkınma planının eğitim bölümünde incelediğimizde eğitimdeki iki temel hattın çok daha hızlandırılacağını, 21 yıldır iktidarın sürdürdüğü bu hattın hızlandırılacağını görüyoruz. Neydi bu iki hat? Birincisi adım adım laik ve bilimsel eğitimin yok edilmesiydi. İkinci hatta en temel kamusal hak olan eğitim hakkının piyasalaştırılması, ticarileştirilmesiydi. Şimdi laik eğitimin yok edilmesi konusunda özellikle seçimden sonra ve laiklik karşıtı çok ciddi adımlar atıldı. Birincisi ÇEDES adı altında manevi danışmanlık vasfıyla imam, vaiz, vaize, müezzin ve benzeri isimdeki kişiler okullarda her türlü faaliyeti yürütecekti ve bu şimdiye kadar imzalanan protokollerden çok daha farklıydı, kalıcı ve sürekli olacaktı. Hemen devamında ne yaşadık? Zorunlu din derslerinin seçmeli adıyla sayısının daha da arttırılması uygulamasını yaşadık. 12. kalkınma planındaki şu an en temel sorun başlığı, hepimizde kaygı uyandıran sorun başlığı, müfredatla yani öğretim programlarında değişikliğe gidilmesiyle ilgili bir madde çok açık bir şekilde düzenlenmiş. Yine 21 yıldır her müfredat değiştiğinde adım adım müfredat içeriğinden laik bilimsel eğitimin yok edildiğini gördük biz. En son hatırlarsak kamuoyunda çok yine gündem olmuştu. Evrimin artık tamamen çıkarılması, Cihat'ın müfredata girmesi ve bütün derslerin, okul öncesinden yüksek öğretime bütün derslerin hem ülkemiz açısından hem dünya genelindeki en temel değerler esas alınarak değil, örneğin cumhuriyet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlar esas alınarak değil, şükür, kanaat, ibadet, itaat gibi kavramlar üzerinden değerler eğitimi denilerek bu omurga üzerine oluşturulduğunu gördük ve şu anda da ders kitapları içerikleri incelendiğinde en temel değerlerin yok sayıldığı ve siyasal İslam rejimi inşasının ihtiyaçları doğrultusunda ders kitapları içerikleriyle karşılaşabiliyoruz. Müfredatlar dünyanın her yerinde öğretim programları en politik metinler. Nasıl bir ülke istiyorsanız, nasıl bir gelecek istiyorsanız, o ülkeyi yönetenlerin, bir rejim inşa edenlerin ders kitapları, içeriklerini ve müfredatı hedef aldığını görüyoruz. Ve yine son Talim Terbiye Kurulu Başkanı değişikliğine de baktığımızda şu an müfredatın yine hazırlanması sürecindeki en temel sorumlulukları olan kurullardan başında geliyor biliyorsunuz Talim Terbiye Kurulu. Geçmişte Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olduğunu, Önder İmam Hatipliler Yine Derneği kurullarında yer aldığını görüyoruz. Ve hem 21 yıldır her öğretim programı değiştiğinde yaşadıklarımız hem de Talim Terbiye Kurulu'nun yine başkanı ile birlikte var olan yapısı bu müfredat değişikliğinin kalkınma planında yer alması ile birlikte önümüzdeki dönem laikliğin son kırıntılarının da müfredattan yok edileceğinin açıkça göstergesi oluyor. Yine ikinci temel hat iktidarın 21 yıldır sürdürdüğü eğitimin piyasalaştırılmasıydı. Laik eğitim ve kamusal eğitimin hedef alınması hep eş zamanlı sürdü. Ve yine burada da görüyoruz ki örneğin çocukların ücretsiz okul yemeği için yok dendi, bütçe yok denildi. Yoksulluk bu kadar artmışken, yoksulluk yüzünden Türkiye tarihinde görülmemiş bir okul terki yaşanıyorken ve ücretsiz okul yemeği aynı zamanda çocukları okulda tutabilmenin en önemli nedeni olabilecekken bütçe yok denildi. Veya okullara, eğitime bütçe dediğimizde açlık yoksulluk sınırı altında yaşayan öğretmenlerin mali hakları için bütçe dediğimizde yok denilen bütçeler yine bu kalkınma planında görüyoruz. Özel okullara, özel okul sahiplerine aktarılmaya devam edecek.
Yani eğitimin piyasalaştırılmasının da önümüzdeki dönem ticarileştirilmesini de, paran varsa ve paran kadar eğitimin dayatılmasının da çok daha hızlandırılacağı bir süreçte bizim karşı karşıya olacağımızı gösteriyor kalkınma planı. Aynı zamanda yine ülkenin her yerinde tüm emekçiler için geçerli olan eğitim emekçileri için de yaşandı şu son 21 yılda güvencesizleşme, esnek çalışma ve yine kalkınma planında diyor ki okul bazlı performans esas alınacak. Performans ifadesinin yer aldığı her metinde, her adımda biz gördük ki emekçiler için güvencesiz ve esnek çalışma koşulları daha da dayatıldı. Ve performansın esas alınmasıyla birlikte geçen maddeyle öğrencilerin eğitim hakkı açısından yaşadığı, çok yaşayacağı büyük mağduriyet eğitim emekçileri açısından da yaşanacak. Bu da yine çok net olarak görünüyor. Ve yine meslek liselerine ilişkin adımların hızlandırılacağıyla ilgili maddeleri görüyoruz. Teşviklerin de arttırılacağıyla ilgili maddeleri görüyoruz. Buna ilişkin de çok net sadece şu örnekten bile tablonun ne kadar vahim olduğunu görebiliriz. Mesleki eğitim merkezleri adı altında çocukları örgün eğitimde gösteren ama sadece bir gün okula giden, hatta çocukların açıklamalarıyla o bir gün bile gidilmeyen, haftanın 6 günü çalıştırılan, çocukların çocuk işçi haline getirildiği ama büyük bir aldatmacı olarak da istatistiklerde bir gün okula gidiyor göründüğü için örgün eğitimde gösterilen çocuk işçilerini yaratan kurumlar ortaya çıkardı AKP iktidarı. Kalkınma planında yer alan maddeler bize çok açık bir şekilde gösteriyor ki devlet eliyle çocuklar işçileştirilmeye devam edilecek. Bir yandan eğitimin paralılaştırılması, piyasalaştırılmasının hızlandırıldığı, müfredat değişikliğiyle birlikte eğitimin kalan son laikliğe dair kırıntılarının yok edildiği ve sayılara artık yüz binlere ulaşan çocuk işçilerin sayısının da yine devlet eliyle arttırılacağının en net işaretlerini görüyoruz. Şu anda memlekete dair, geleceğimize dair tüm kaygı duyanlar olarak kalkınma planında eğitim alanında yer alan maddeler üzerinden hep birlikte en geniş mücadele cephesini örmemiz gerekiyor. Yoksa şu an laik eğitimin hala ufacık da olsa bazı kırıntılarından bahsedebiliyorsak, hala kamusal eğitimin ufak kırıntılarından da bahsedebiliyorsak, bu mücadele cephesini hep birlikte öremezsek, kalkınma planındaki adımların hayata geçirilmesiyle birlikte artık tamamen laik eğitimden ve kamusal eşit parasız eğitimden söz etmemiz mümkün olmayacak. En büyük darbeyi hazırlamış durumdalar kalkınma planına ilişkin ve eğitimi konuştuğumuzda aynı zamanda memleketin geleceğini de konuşuyoruz. Kalkınma planındaki bu maddelerle birlikte memleketin geleceğini tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıyayız şu anda. Çok teşekkürler aktardıklarınız için Sayın Aydoğan. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 4 yıllık kalkınma planına ilişkin eğitimci Feray Aytekin Aydoğan'la konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.